الحمد لله الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم بتقوى الله وطاعته، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم. صدق رسول الله. عزيز ve muhterem müminler, cumanız mübarek olsun. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayatın her aşamasında İslami değerlerin gözetilmesine önem verildi. Zira o bizlere kulluk şuurunu, nezaket ve zerafeti öğretmek üzere gönderilen bir peygamberdi. Onun hayatın her anını anlamlı kılmaya yönelik bu hassasiyeti bir bebeğe isim koymana dahi kendini gösterirdi. Öyle ki iki güzide torununa güzel, zarif ve iyi anlamlarına gelen Hasan ve Hüseyin isimlerini vermişti. Bunu yaparken onları önce şefkatle kucaklayıp bağrına basmıştı. Ardından da sağ kulaklarına ezan, sol kulaklarına kamet okumuştu. Hayırlı ve bereketli bir ömür geçirmeleri için minik yavrulara dua etmişti. Muhterem müminler, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam okuduğu bu ezan ve kâmet de aslında bebeğin kulağına yaratılış gayesini fısıldıyordu. Ona imanı ve İslam'ı, asrı tevhidi telkin ediyordu. Ömrü boyunca sadece Allah'a kul olması gerektiğini öğretiyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem verdiği güzel ve anlamlı isimle de çocuğa bir istikamet çiziyordu. Hayatı boyunca hayrın ve iyiliğin hizmetkarı olmasını öğütüyordu. Aziz müminler, Kur'an'ın ifadesiyle çocuklarımız gözlerimizin nurudur, kalplerimizin sürurudur. Yüce Rabbimizin bizlere birer lütfu ve emanetidir. Kız ya da erkek fark etmez. Dünyaya gelen her bebek özeldir, değerlidir. Allah onu yeryüzünün en şerefli varlığı, halifesi olarak yaratmış ve biz yetişkinlere emanet etmiştir. Salih bir kul, iyi bir insan olması için emek vereceğiniz bu yavru kendine yakışır bir karşılamayı hak eder. Bu karşılamanın ilk adımlarından biri ona güzel bir isim vermektir. Muhterem müminler, çocuk anne kucağında dünya nimetlerini tatmaya başladığı gibi adıyla da ebedi aleme kadar uzanacak bir kimliğe kavuşmaktadır. Peygamberimiz Aleyhisselam şöyle buyurmuştur: siz kıyamet gününde kendi isimleriniz ve babalarınızın isimleriyle çağrılacaksınız. Öyleyse çocuklarınıza güzel isimler koyunuz. Bu hadis-i şerif bizlere öğretmektedir ki İnsan telaffuzu da anlamı da güzel olan isimlere layıktır. İnsanın bedeni, izzet ve onuru saygın olduğu gibi onun kimliğini ifade eden ismi de saygındır, hürmeti hak eder. İnsana ömrü boyunca hoşlanmayacağı bir isim vermek şöyle dursun: onu kötü lakapla bir defa dahi olsun çağırmak dinimizce yasaklanmıştır. Yüce Rabbimiz birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın duyurarak bizleri bu konuda uyarmıştır. Muhterem müminler, isim bir inancın, bir medeniyetin, bir kültürün yansımasıdır. Kaynağını dini nubini İslam'dan alan medeniyetimizin isme verdiği önem hepimizin malumudur. Geçmişten günümüze milletimiz evlatlarına başta peygamberimiz olmak üzere tarihimizde iz bırakan nice büyüklerimizin ismini vermeyi onun vesilesi saymıştır.
Geleneğimizde isim her şeyden önce kişiye insan olarak değerini, varlığının anlamını ve medeniyetini hatırlatan bir unsurdur. İsimde asıl olan sadece kulağa hoş gelmesi değildir. Bununla birlikte sahibini ahlaki olgunluğa, yüce bir karaktere ulaştıran bir mana taşıması gerekir. Bu doğrultuda Peygamberimiz Aleyhisselam, İslam inancıyla bağdaşmayan, insan şerefine yakışmayan, şiddet ve nefret içeren isimleri değiştirmiştir. Aziz kardeşlerim, çocuklarımıza Müslüman olduklarını her daim hatırlatacak, dini ve milli değerlerimize uygun anlamlı isimler verelim. Onların beslenme ve eğitimlerinden sorumlu olduğumuz gibi güzel isimlere sahip olmalarından da sorumlu olduğumuzu aklımızdan çıkarmayalım. İnancımıza ve kültürümüze uymayan isimlerin yavrularımızın değer dünyalarını tahrip edeceğini unutmayalım. Evlatlarımıza verdiğimiz isimler onlara ahlak, edep, şuur ve ideal aşılasın. Bir pusula gibi ömürleri boyunca iyiliğe, güzelliğe, hayra davet etsin. Fâli aleyhissalâtu vesselâm. اَتَّعِبُ لَذَّبِّ كَمَلَّا بَلَا اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظِيمُ وَاَتُوبُ اِلَيْهِ وَاَسْأَلُ اللّٰهَ لِي وَلَكُمُ التَّوْفِيقَ. Elhamdülillahi hamdan kâmilen ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Te'zîmen ilebihi ve tekrîmen lifakâmeti şâri şâri safiyyi. Fekâle azze ve celle min qâil mukbiran ve âkira. İnne qâle melâiketehu yusallûne ala nebî. Lâ yuhedebine âmenu sallu aleyhi ve sellimu teslimâ. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala alihi. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أي كلمة الحق والدين. Allah'ım, İslam'a ve Müslümanlara yardım et. Devletimizi ve milletimizi her türlü tehlikeden muhafaza eyle. Bizlere hem dünyada hem ahirette iyilikler ve güzellikler ihsan eyle. Bizleri, ana babamızı ve bütün müminleri bağışla. Şüphesiz sen duaları işiten ve kabul edensin. İnne Allah'a yemru bil adli vel ihsani vel itai vel kurba ve yenhâ anil fahşâi vel münkeri vel bâgî. Muhakkak ki Allah adaleti, iyilik yapmayı ve akrabaya yardım etmeyi emreder. Çirkin işleri, fenalığı ve azgınlığı yasaklar. O düşünüp tutarsınız diye öğüt veriyor.